Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güler'in turizmi 12 aya yaymak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini Kuşadası'na çekmeye yönelik çalışmaları kapsamında bu yıl ilki düzenlenecek olan Kuşadası Sokak Festivali için hazırlıklar devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV işbirliği ile Hayat Sokakta sloganıyla düzenlenecek olan festival 10-12 Haziran tarihleri arasında Ayhan Seçimioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek. Sevgili dostlar, Kuşadası Sokak Lezzetleri ve Müzikleri Festivali 3 gün boyunca sokaklarda, belirli yerlerde 7 ayrı noktada 10 ayrı lezzet ve her birinde başka bir müzik ve müzikler ve gösteriler olacak. Cumartesi ana gün olacak. Elinizde bir harita olacak. Bu haritada yiyeceğiniz yemekler de var. Bütün mekanlar da var. Orayı bir sanki bir oyun gibi, hazine avı gibi bulup şeyden efendim haritadan dolaşarak 8-10 ayrı lezzet tadacaksınız. Bilet satılacak. Bunun için diğerleri biletsiz. Gösterilerde falan bilet yok. Hiçbir gösteri yok. Sadece yemeklerde çok ufak bir cüzi bir miktar var. Elinizde 8 tane fiş var. Bu 8 fişle 10 ayrı yemek yiyeceksiniz. Ve en sonunda meydanda toplanacaksınız. Orada bir konser olacak. 3 gün boyunca workshoplar, atölyeler, konferanslar olacak çeşitli yerlerde. Hepsinin programı size verilecek. Tadım atölyeleri, yemek atölyeleri. En son pazar günü bir pilav pişecek koca kazanda. O pilav yenilecek ve festival son bulacak. 3 gün yani 10, 11, 12 Haziran'da hep beraber Kuşadası'ndayız, el eleyiz. Kalp kalbeyiz. Çok eğleneceğiz. Çok seveceksiniz. Muhakkak geliniz. Renkli ve eğlenceli etkinliklere sahne olacak Kuşadası Sokak Festivali, yöresel lezzetleri, sokak müziğini, sokak sanatlarını ve sokak eğlencesini birleştirerek katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ömer Güler, kentimize katma değer sağlayacak projeler üretiyoruz diyerek 10-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kuşadası Sokak Festivali'ne herkesi bekliyoruz dedi. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye'nin en kaliteli kirazının yetiştiği Kirazlı Mahallesi'nde düzenlenen Kiraz Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Festivalden bir gün önce Kuşadası'nda gerçekleştirilen kortej ile vatandaşlar Kiraz Şenliği'ne davet edildi. Festivalde bölgede yetişen kiraz ve diğer ekolojik tarım ürünleri açılan standlarda katılımcıların beğenisine sunuldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Süvari, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, İyi Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Kirazlı Mahalle Muhtarı Mehmet Mersin'in de katıldığı şenlikte birbirinden eğlenceli yarışmalar ve müzik dinletileri gerçekleşti. Bravo be. 3. yıl belirlendi. Tebrik ediyoruz. Festival akşamı ise halk müziği sanatçıları Tolga Çandar ve Hüseyin Turan verdikleri konserle Kuşadalılara keyifli anlar yaşattı. Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Çandar ve Turan'a teşekkür plaketi verdi. İki Çeşmelik Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk sahibi Şerife ve Sari Halil çifti, Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurarak 13 yaşındaki oğulları Koray Halil'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle saçlarının, kaşlarının ve kirpiklerinin döküldüğünü ve bu durumun küçük Koray'ın psikolojisini olumsuz etkilediğini belirterek yardım talebinde bulundular. Durumdan haberdar olan Başkan Güner, Koray'ın evini ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileğinde bulundu
hem de yardım sözü verdi. Sonuçlarına göre başkanım, hemen tedaviyi başlayacaklar. Böyle söylediler. İnşallah hatta var ya, başka beraber hiçbir şey de dinler. Şimdi hem baksınlar hem de kalmaları gerekirse bir gecede kalsınlar. Hı-hı. Gerekirse bir araba bir gecede kalsın. Ondan sonra ayarlayın. Ömer Günel'in talimatı üzerine harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Küçük Koray'ın tedavisi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu aldı. Kuşadası Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen araçla Koray, ailesiyle birlikte İstanbul'a götürüldü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serber Serdaroğlu'nun tedavisini üstlendiği Koray Halil'den patolojik örnek alınarak laboratuvara gönderildi. Profesör Doktor Serdaroğlu, bir ay içerisinde çıkacak patoloji raporu doğrultusunda tedaviye başlanacağını ve küçük Koray'ın iyileşmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. Belediye Başkanı'nın makamı sokaklardır anlayışıyla görevini sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mobil ofis hizmet aracı ile bu kez 50. Yıl Caddesi'nden başlayarak Üretici Pazarı, Rıfat Arın Sokağı ve Nazilli Pazarı esnafıyla buluştu. Size bir şey faydası oluyor mu buraya? Ne zararı olur? Burada olmaz. Hayır, yani normalde pazar yine faydası olur. Buradayken oluyordu, yani zararı yoktu bize. Başkan, ama başka yeri yok yani. Başkanıma bilgi verelim. Yıllardır buraya koyar başkanım. Taksi duran orada. Taksi duran yan tarafta değil, Migros'un yan tarafı. Orada, yıllardır orada. Başkan Ömer Günel, Nazilli Pazarı'ndaki esnaf ziyareti sırasında yiyecek, içecek tezgahlarının işgaliye ücretlerinde %20 oranında indirim uygulanacağı müjdesini verdi. Kuşadası'nı tercih eden yerli ve yabancı turistlerin konforlu bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde kentte bulunan tüm plajları sezona hazırladı. Çalışmalar kapsamında plajlardaki kumlar özel bir makine aracılığıyla elenerek yabancı cisimlerden arındırıldı. Denizdeki yosunları da toplayan ekipler ayrıca tahrip olmuş soyunma kabinlerini, duşları, şezlongları ve engelli rampalarını yenileriyle değiştirdi. Taş ve ot temizliği de yapılan plajlara ayrıca hasır şemsiyeler yerleştirilerek ücretsiz olarak halkın kullanımına sunuldu. Tatilcilerin denizin keyfini çıkarabilmeleri için gerekli hijyen tedbirleri de alındı. Yapılan çalışmalar Kuşadası'na gelen tatilciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Çok memnunum. Çok güzel. Dinleniyoruz, güneşleniyoruz, memnunuz. Sonra kalite de güzel. Diğer şeylere nazaran, örneğin Gümüldür şeyleri geziyorum oraları da. Kalite de güzel. Memnunuz hayatım, çok güzel. İnşallah daha çalışmaları olur. Yani çok teşekkür ederiz Kuşadası Belediyesi'ne. Kuşadası'nda Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında su altı temizliği yapıldı. Aydın Denizcilik Daire Başkanlığı, Kuşadası Belediyesi, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu, Sahil Güvenlik ve Ekodos tarafından düzenlenen etkinlikte dalgıçlar deniz dibinden 5 metrelik fiber tekne çıkardı. Etkinlikte ayrıca denizin dibinden çıkarılan araba lastiğinden klozete, cam şişeden plastik sandalyeye kadar pek çok atık Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kamyonlara yüklenerek sahilde sergilendi. Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Bisikletliler Derneği işbirliğinde Dünya Bisiklet Günü kutlandı. Etkinlik kapsamında Kısmet Otel Kavşağı'nda bir araya gelen bisiklet severler gün boyu Kuşadası'nı bisikletle gezdiler.